Hepinize iyi günler diliyorum. Adana Çetkes Kültür Derneği'nden Metin Özdemir. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Benim bugünkü konuşmam biraz yerel ama daha önce yapılan konuşmalarla da esasında ilgili olacak. Derneklerin yerel olarak neler yapabilecekleri üzerine biraz dağınık bir konuşma olacak ama kısa olacak, sizi fazla sıkmadan. Birincisi derneklerin yerel yapılarla, yerel derneklerin yani yerel yapılarla ilişkiler geliştirerek olumlu işler yapabileceklerini düşünüyoruz. Bu bağlamda mesela dernekler kendi illerindeki üniversitelerle, belediyelerle, ilçe belediyeleri, kent belediyeleriyle ilişki kurup onlarla çalışma yürütebilirler. Adana Derneği özelinde konuşacak olursak, mesela Adana Derneği'nde bir sürü komisyon var, kadın kolları komisyonu var, gençlik komisyonu var. Bir de ayrıca benim üyesi olduğum bilim ve sanat komisyonu var. Bu komisyonların hepsinin birer yönergesi var, nasıl çalışacak, işte çalışma prensibi nasıl olacak, öncelikleri nedir? Bunların hepsi tanımlanmış durumda. Biz de işte bilimin ışığında kendi toplumumuzla ilgili olabilecek konuları orada gündemde getirip sunmayı düşünüyoruz. Komisyonumuzda her türlü bilim insanı var. Üniversiteden yaklaşık 15 kişi var. Bunlar temel bilimlerde uğraşanlar, mühendisler, sanatçılar, doktorlar ve en önemlisi de idari bilimlerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunun dışında belediye, bundan sonraki söyleyeceklerim dernek başkanımız İsmail Bey'in ricasıyla söylüyorum. Adana Çerkes Derneği'nin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili. Birincisi gençlere yönelik, bir önceki konuşmalarımızda çok üzerinde basarak söylediler. Gençlere yönelik programların olması diye, gerekir diye. Nefin Akademisi bu sivil toplum geliştirme eğitimi veren yerel kuruluşlara ve ulusal kuruluşlara proje verilmesi nasıl verileceğini gençlere aktaran bir akademi. Şu anda Adana Çerkes Derneği'nde yürütülüyor. Yine Adana Çerkes Derneği'nin bazı üyeleri, yönetim kurulunun bazı üyeleri, kent konseylerinde üye, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleriyle beraber çalışma içerisindeler. Dolayısıyla onların kaynaklarından da faydalanarak derneğe çeşitli katkılar getirebiliyorlar veya değerini orada temsil ederek görünürlüğünü arttırıyorlar. Bu şekilde içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olma amacı güdülüyor burada. Hem onların defterini dinliyoruz hem de kendi defterimizi onlara aktarma fırsatı buluyoruz. Yoksa kendi içimizde kapandığımız sürece ne kimse bizi dinliyor ne de biz kendi defterimizi başkalarına aktarabiliyoruz. Benim kısaca söylemek istediklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.